Günaydın, iyi haftalar. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Ekonomideki, piyasalardaki gelişmeleri, bu hafta beklenen yine gelişmeleri konuşacağız. Erdoğan Turan, günaydın. Günaydın. Önce her zaman olduğu gibi öne çıkan başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gidecek. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO toplantısından Avrupa liderleri Brüksel'de zirve düzenleyecek. Bu zirveye ABD Başkanı Biden da katılacak. 26. gün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının devam ediyor. Diğer taraftan müzakereler devam ediyor. Müzakere masası kurulmaya devam ediyor. Ee, ve tabii ki bir diplomasi trafiği var. Bu e, savaşın bir an önce durması ve barışın sağlanması anlamında. Ama henüz neticeye ulaşmış değil. Adım adım oraya doğru gidildiğini umuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, millet Türk lirasının gücünün farkına vardı dedi. Şanlıurfa'da konuştu Bakan Nebati, Türk lirasının gücünün ortaya çıktığını ve enflasyonun üzerinden e, enflasyonun üzerinden gelineceğini söyledi. Ardından TRT e, kanalına konuştu, TRT'ye konuştu Nebati. Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra dahi trend yukarıya doğru devam ediyor. Kurkulmaları mevduat hesabı ile ilgili söyledi. 570 milyar liranı lirayı aşan ciddi bir rakam söz konusu dedi. Fonların özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra gideceği çok önemli iki kapı var. Türkiye ve Güney Afrika bu paralar bu bölgeye bize gelecek dedi. Ee, diğer taraftan tüketiciyi koruma kanun teklifi mecliste ee, 22 Mart Salı günü başlayacak haftalık çalışmasına meclis ve tüketiciyi koruma kanunu teklifi de mecliste. Zelenski'nden açıklama. Putin'le er ya da geç görüşeceğim dedi Ukrayna Devlet Başkanı. Diğer taraftan Rusya ekonominin güvenlik marjı çok yük, çok yüksek çok büyük dedi Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanı dedi. Yaptırımların ortasında bile büyümeyi ve gelişmeyi sağlamak için oldukça yeterli olduğunu söyledi. Çin'den küçük işletmeler için vergi indirimi geldi. Ee, ekonomiyi destekle, desteklemek anlamında böyle bir vergi indirim vergi indirimi söz konusu ama küçük işletmeler için. Peki gidelim Ankara'ya. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Avucu karşımızda olacak. Günaydın, iyi haftalar Murat. Yoğun bir hafta dediğim yine başlıyor. Tabii ki Türkiye'nin diplomasi trafiğindeki rolü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmeler önemli olacak. Ee, diğer taraftan bu hafta açıklanacak önemli veriler de var. Sözü hemen sana bırakalım. Günaydın, iyi haftalar. Sen de saydın bir hayli yoğun bir hafta olacak. Hem içeride hem dışarıda birçok gelişme takip edilecek. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna krizinin çözümü konusunda yürüttüğü diplomasi trafiği bu haftada farklı görüşmelerle, farklı toplantılarla sürecek. Bugünkü programıyla başlayalım derseniz. Metaverse malum kısa zaman önce hayatımıza girdi. Henüz ne olduğunu anlamaya çalışırken bu konuyla ilgili tüm dünya... Bunun nereye evrileceğini tartışmaya başladı. Türkiye'de bununla ilgili bir çalıştay, AK Parti öncülüğünde bir çalıştay düzenleyecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Bu Metaverse nedir, nereye gidiyor dünya, nereye dönüşecek bu düzenlemeyle, bu uygulamayla birlikte artık adını ne koyacaksak bununla ilgili. Kapsamlı bir çalıştay düzenleyecek akademisyenler, bu konuyla ilgili uzmanlar, sektörden temsilciler bu çalıştaya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilişkin bir bu çalıştayda bir konuşması olacak. Bir anlamda aslında bu konunun politikaları belirlenecek bu çalıştayda. O yüzden Önemli e, olacağını değerlendiriyoruz Bugün ayrıca AK Parti MYK toplantısına da başkanlık yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Bahsetmiştik Ukrayna krizi konusunda Birçok liderle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Hem Ankara'ya geldiler hem telefon görüşmeleri oldu e, Yarın da Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da e, olacak Yine e, tabi ikili ilişkiler Özellikle ekonomi konusundaki başlıklar Konuşulacak ama Ukrayna konusunun Ukrayna krizinin e, çözümü Konusunda e, iki liderin de karşılıklı bir fikir alışverişi yapacağını söylemekte fayda var. Perşembe günü de NATO liderler zirvesine katılmak üzere Brüksel'de olacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle toplanmıştı liderler Ukrayna krizi gündemiyle. Şimdi yüz yüze Brüksel'de bir araya gelecekler. Türkiye bu konuyla ilgili yapmış olduğu görüşmeleri bu yaklaşımını bir anlamda masaya getirecek. Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve çözüm önerileri e, konuşulacak. Ayrıca NATO'nun geleceğinde yine masaya yatırılması bekleniyor. Özellikle Ukrayna gerilimi, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından NATO'nun geleceği de e, nasıl şekillenecek bu konu bugün e, Perşembe günü yapılacak Brüksel liderler zirvesinde e, ele e, alınacak. Bugün ilişkin yine önemli bir toplantı daha var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, e, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider Araştırmacılar Programının ikincisinin sonuçlarını, ikinci çağrısının sonuçlarını açıklayacak. Bu bir anlamda tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için başlatılmış bir projeydi. Geride bıraktığımız dönemde ilkinin Sonuçları oldukça çarpıcıydı. 21 ülkeden 127 çok üst düzey araştırmacı araştırmalarını Türkiye'ye taşımıştı ki bunların içerisinde işte Oxford, Harvard, Yale gibi üniversitelerde araştırma yapan kişiler, isimler var. Yine dünyanın önde gelen firmalarında çalışan isimler var. Bunlar artık araştırmalarını Türkiye'de yapıyorlar. Bununla ilgili ikinci çağrıyı da geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. O çağrının sonuçları da bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barak tarafından açıklanacak yine kaç araştırmacının araştırmasını Türkiye'ye taşıdığını öğrenmiş olacağız ki bu oldukça e, önemli. Bunlar için tabii bir teşvik mekanizması söz konusu. E, Araştırmacılara burs veriliyor, ailelerine yardım yapılıyor, kira yardımı, ulaşma, ulaştırma yardımı hatta araştırmalarına destek olmak amacıyla da 720 bin liraya kadar da bir destekleme mekanizması söz konusu. Bu kapsamda birçok araştırmacının araştırmasını Türkiye'ye taşıdığını gördük. Bugün de bunun ikinci çağrısının sonuçlarını takip etmiş olacağız. Yarın rekabet kurumunun yürütmüş olduğu bir soruşturmada önemli bir gün 23 zincir market hakkında bu geçtiğimiz yıl bir soruşturma başlatılmış özellikle su, yaş ve yaş sebze meyve fiyatlarının ortaklaşa belirlendiği gerekçesiyle iddiasıyla bir soruşturma açılmıştı. Bu soruşturmanın artık sonuçlan sonuna doğru geliniyor. Yarın sözlü savunmalar yapılacak. 23 marketin ve bunlar ilişkinde kısa zaman içerisinde bir karar açıklanacak. Malum geçtiğimiz yıl bir ceza uygulanmıştı. 5 zincir market 2 iki, iki de tedarikçisine 2.7 milyar liralık bir ceza uygulanmıştı ki benzer az önce bahsettiğim benzer gerekçelerle başlatılan bir soruşturmaydı. Yine yarın gözler rekabet kurumunda olacak. Kurumun kurumdaki sözlü savunma toplantısında olacak. Sen de bahsettin bu hafta yine çok veri var. Mecliste tüketici güvenen tüketici haklarını korumaya yönelik yeni paketin görüşmeleri devam edecek. Yeni başlayacak genel kurulda komisyondan geçmişti. Orada malum özellikle öne demeli konut satışında 36 aylık teslim süresi 48 aya çıkarılmış tüketici kredilerinde cayma hakkı getirilmişti. 14 gün içerisinde cayma hakkıyla birlikte tahsis ücreti gibi ücretlerin geri ödenmesi tüketici ödenmesi konusunda bir düzenleme söz konusu. Yine tüketici kredilerinde kişinin rızası alınmadan sigorta bağlantısı yapılamayacak. Bunun gibi birçok düzenleme var. Muhtemelen yarın genel kurulda görüşmeleri başlayacak. Bu hafta ilişkin ayrıca pazartesi bugün Şubat turizm verilerini takip edeceğiz. Salı günü iş gücü istatistiklerini göreceğiz. 2021 yılına ilişkin geçtiğimiz yıl nasıl kapattık onu göreceğiz. Mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini yine yarın takip etmiş olacağız. Perşembe günü de Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri, real kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranıyla para politikası kurulunun toplantı özetini görmüş olacağız. Yani bu hafta yine birçok önemli başlığı yakından takip edeceğiz. Veri ağırlıklı bir hafta olacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Peki Murat Oğucu teşekkür ederiz. Aktardığım bilgiler detaylar için. Evet yeni haftaya başlıyoruz. Yeni haftaya başlarken dediğimiz gibi Rusya'nın Ukrayna saldırısının, 26. günü e, müzakere masası devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı diyor ki Zelenski e, er ya da geç diyalog için Putin'le bir araya geleceğini söylüyor. Diğer taraftan Zelenski ABD televizyonunda da Putin'le müzakereye hazır olduğunu belirtiyor ve e, görüşmeler bir taraftan devam ediyor. Moskova Borsası'nda da işlemler 3 haftanın ardından kısmen tekrar başlayacak 28 Şubat'tan bu yana kapalıydı borsa e, kısmen bugün itibariyle başlıyor e, ve Rusya Merkez Bankası Başkanı diyor ki şimdi işlemleri kademeli bir şekilde başlatmaya hazırız. Pazartesi günü ruble cinsinden Rus devlet tahvillerine yönelik işlemler başlayacak dalgalanmaları önlemek için Rusya Merkez Bankası e, alımlar yapacak Rus devlet tahvilleri alımları yapacak. E, politika faizini %20'ye çıkarma adımının geçici bir önlem olduğunu belirtiyor. Durum yeterince istikrarlı kavuştuğunda faiz oranı düşecek. Son iki haftada tekrar nakit paraların bankalardan Şubat sonunda önemli miktarda para çekildiğini ve nakit paraların tekrar bankalara döndüğünü belirtiyor. Faiz artışının da kilit bir rol oynadığını söylüyor. Son toplantısında bu %20'lik faiz artırımının üzerine bir şey ilave etmedi Merkez Bankası. Ve yavaş yavaş kendi normallerine dönme niyetleri var ama o normal nerede dengelenir onu da bilmek çok güç. Çünkü sorunlar ortadan kalkmış değil. E, tarafların görüşmeleri devam ediyor ve evet, doğru evet nihayetinde iki lider de bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da önemli bir açıklaması vardı. Yani mesafe kat edildi bu görüşmelerde diye. Umut verici görüşmeler bunlar. Biden de Polonya'ya geliyor. Oradayken ne der bilemiyoruz tabii. Tansiyon yükseltir mi? Şimdi az önce Murat haftanın gündemini takvimi açıkladı. Ama bu, bu hafta için e, piyasaların en önemli gündem maddesi hala savaş. Şimdi Rusya'da piyasalar yavaş yavaş açılınca rakamlar nereye oturuyor? Bunu izleyecek bütün. Kısmen gün. açılmakla neden ka ne kastediliyor? Nasıl bir açılış olacak kısmen açılmakla? E, önce tahvilleri açacaklar. İşte senetleri açılmıyor anladığım kadarıyla. Hı hı. işlemleri yok. Ufak ufak ilerleyecekler. Başka çare de yok zaten. Ve altın rezervlerini kullanma niyeti var fakat onu da kullanamıyorlar. Yaklaşık bir 140 milyon dolarlık altın rezervi var Rus Merkez Bankası'nın. Fakat Batı'nın yaptırımlarında Rusya'nın sattığı altını almamak gibi bir halde var. Şu ortamda vatandaşlar tabii ki bir Rus vatandaşı o ilk şokla sistemden çıkmış olabilir. Şimdi yavaş yavaş dönüyor da olabilir. Fark etmez. Yani Veya normalleşince kaçacak olabilir. Bilemez. Yani şu anda. şu anda öyle bir nasıl diyeyim iyileşmeden, bir iyilikten, bir güzellikten falan bahsetmek mümkün değil. O imkanlar bulunduğunda bana göre bu rahatsızlık geçici bir rahatsızlık olmayacağı için yerlisi de yabancısı da farklı bir yol çizmek durumunda kalacaklar. Çünkü tadı kaçtı yani ciddi şekilde. Endeslerden çıkarıldılar tekrar oralara dönmesi vesaire hızlıca beklenen bir şey de değil. Hala ülkenin Default olma işte borcunu ödememe riskinden falan bahsediyoruz. Son ödemesini yaptı ama bundan sonraki ne olacak belli değil. Ciddi bir enflasyon, ciddi bir işsizlik, Evet e, para bulamama e, ya da ürettiğini satamama gibi sıkıntılar yaşayacak. Yani evet, hani evet. piyasalar bir bakıyoruz ABD borsaları, işte Asya borsaları veya borsalar için veya para piyasaları, sermaye piyasaları için küreselde belki normalleşmeye doğru hani... Dönüş söz konusu olabilir diyebiliriz. Hı hı. Rusya piyasaları için e, daha henüz tabii bir şey kestirmek zor ama Rusya'nın normale dönmesi çok uzun zaman alacak gibi gözüküyor. Boris Johnson'ın hafta sonu bir açıklaması vardı anladığımız kadarıyla savaş bitse de Rusya'nın peşini bırakmayacaklar. Daha doğrusu Putin'in peşini bırakmayacaklar. Bu yaptırımlar sert yaptırımlar ve öyle hızlıca ortadan da kalkmayacak savaş bitse de. Rusya ekonomisi de bu anlamda sıkışmaya devam edecek. Daha yüksek enflasyon bekleyelim. Daha yüksek işsizlik bekleyelim. Rublesi düşer çıkar, dengelenir, faiz arttırır, korunmaya çalışır vesaire ama bunlar bu bugünkü şokun atlatılması için devreye alınmış tedbirler. Tortu olarak kalacak olan şey ise artık Rusya algısının tamamen bozulması Batı için. Rusya algısı bozuldu. Yani Putin yönetimi orada kaldığı sürece Oraya sermaye yakımını çok rahat olarak düşünmek çok güç artık. Yatırım olarak. Mecburen şimdi orada ortaklıklarınız var. Fabrikalarınız var. Tedarik merkeziniz. Üretimi orada yapıyorsunuz. Oradan mal alıyorsunuz. Bunları ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama bir niyet var ki artık o niyet olabildiği kadar Rusya ile işimizi keselim. Olabildiği kadar Rusya ile ilişkilerimizi en aza indirelim. Mal almak için de işte enerji için de neyse artık aklımıza ne geliyorsa. Bu da işte algı bozukluğu bahsettiğimiz o. Savaş biter de o geri gelmeyecek yani, gibi gözüküyor sanki. Eski seviyelere gelmez. E bugün bakıyoruz mesela hani sürekli e işte firmalar, küresel firmalar Rusya'dan çıkıyor. Büyük markalar çıkıyor, otomotivten hazır giyime teknolojiye kadar. Son olarak e Bridgestone Rusya'daki hizmetlerini durdurmuş. Mesela Rusya'da fabrikası var ve yaklaşık bin kişi istihdam ediyor burada. Evet. Örneklerden bir tanesi. İşte fast food zincirinden tut da e, mağazaya kadar, hazır giyim mağazasına kadar yüzlerce, binlerce mağazadan bahsediyoruz. 140 milyon kişilik bir pazardan bahsediyoruz aslında bakarsan. E, sadece oraya hesaba katarsan. Fakat üretim merkezi açısından Rusya'nın konumu tabii ki bir Çin değil elbette. Çin değil. Ama önemli. Önemli bir ülke ve batının tavr tavrı insanları, şirketleri bu ülkeden uzaklaşmaya sevk ediyor. Bridgestone dedin, oradan gidelim. Oradaki fabrikayı kapattı diyelim. Hı hı. Ne yapacak? Yeni fabrika kurmak için yer arayacak. Fabrikayı kuracak, teçhizatı kuracak, insanları işe alacak vesaire Kolay değil aslında. Kaybeden burada sadece Rusya'da değil, kalıcı olarak kaybeden belki bu anlamda Rusya olabilir de bir şekilde herkesin zarar gördüğü bir dönemden geçiyoruz biz şirketler de zarar görüyor. Buradaki pazar şimdi oradaki pazardan çıkıyor olmak hangi CEO'yu mutlu eder ki? Sebebi ne olursa olsun. Bir savaş çıkıyor. Veya oradaki şirket yani CEO'yu CEO da şirketi de şirket sahibini de mutlu etmez böyle etmez bir durum. Etmez tabii ki yani. Çünkü orada dediğin gibi bir pazar var. Bu pazarın dışında bir de o bölgede üretimiyle aslında bölge bölgeye de sevkiyatlar söz konusu. Sadece o pazara da hizmet etmiyor. Pazarda işin yok fakat bir sebeple işte enerji fiyatları yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor, bu yapılan işi de zora sokuyor, maliyetlerde artışlar görüyoruz. Özetle savaş çok da beklenmedik bir zamanda, böyle salgını bitirdiğimiz, bitiriyoruz dediğimiz doğru yanlış bir dönemde geldi ve bütün hesapları alt üst etti ve hızlı bir şekilde alt üst etti. O kaybın e, geri kazanımı da o kadar kolay olmayacak. Evet, bu arada petrolü getiriyor arkadaşlar, 111. Doların üzerinde Brent petrol yeniden petrol tarafında hareketlilik var. Konuşacağız onu. Mesela e, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yani bu savaş nedeniyle e, sadece Avrupalı mesela Avrupalı firmalar da tabii ki zora tedarik anlamında zora düşüyor. Rus firmaları da otomotiv parçaları için Türkiye'ye yönelmiş. Bugün Dünya Gazetesi'nin haberinde vardı pandemide uzak doğudan kayan taleple sıçrama yapan Türk tedarikçilerin yıl sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağı öngörülüyor. Ciddi anlamda otomotiv sektöründe kayıp da artıyor. Bazı parçaları tedarik edemediği için üretimleri aksayan firmalar var Rusya'da, Avrupa'da. Ve bu anlamda da Türk tedarikçiler ön plana çıkıyor. Evet, sana işte otomotiv sanayindeki önemli şehirlerimizden aldığımız haberlere göre burada bir hareketlenme başlamış. Bu sorun sadece batılı tedarikçilerin değil Rus halkının da sorunu artık. Araçlar yolda kalıyorlar çünkü yedek parça sorununu en sert onlar yaşıyor. Evet. Bu yaptırımlar çerçevesinde. E bu durumda da e tabii işte yakın çevrede kim var bu işi yapabilir? Herkes haritayı açınca burayı görüyor. Sene sonunda ihracatta bu anlamda bir canlılık olabilir mi? Olabilir yani mümkündür. Anladığımız kadarıyla bunun şeyleri ilk sinyalleri gelmeye başlamış. Bugün e, Hürriyet'te vardı onu da alalım hatta o haberi de alalım bir Hürriyet gazetesinde. Yani otomotivle ilgili böyle bir durum söz konusu ve e, Türk tedarikçiler e, burada ön plana çıkıyor. Hürriyet'te de demir çeliğe büyük darbe Avrupa'nın en büyük demir çelik fabrikası Rus bombardımanında ciddi hasar gördü. Avrupa'nın en büyük demir çelik fabrikasıymış. Azov, e, Azov Stal. Rus bombardımanın son hedefi olmuş. Ukrayna'nın kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'da bulunan tesisin hasar alması başta Avrupa olmak üzere küresel demir çelik tedarikini zora sokacak. Fabrika yılda 5.3 milyon ton ham çelik üretiyormuş. Ee, Avrupa'nın en büyük demir çelik üretim tesisiymiş bu. Ukrayna'nın en zengin iş adamı e, Akmetov'un sahip olduğu e, bin, temelleri 1930 yılına dayanan bir Fabrikadan bahsediyoruz. Türkiye'yi etkiler mi sorusuna da Türkiye Çelik Üreticiliği Derneği Genel Sekreteri Veysel Ayan burada Ukrayna'da ithalatta azalmanın söz konusu olabileceğini öngörülüyor. Ve ithal edilen ürün gruplarının üretimi ülkemize de gerçekleştirildiğinden bu durum çelik sektörümüze olumsuz bir yansımasının olmayacağını değerlendiriyoruz diyor. Bir taraftan da yani mesela... Bu yaşanıyor. Etkilenmemekse mümkün değil aslında bakarsan. Tamam içeride tedarikçilerimiz var bu alanda ama Ukrayna'nın, Rusya'nın boşluğunu kapatabilecek kadar bizim bu alanlarda bir birikimimiz yok. Yani belki kapasitemiz yok yani. Tabii, belki üretimimiz yok. evet. Belki o ülkelerin ya da bu savaşta bu cepheden darbeyecek ülkelerin yediği kadar darbe yemeyebiliriz. O ayrı bir hikaye de. etkilenmemek mümkün değil. Bu savaş belli alanlarda bazı yatırımların hızlanması için bir tetikleyici olacak anladığımız kadarıyla kritik sektörlerde, sanayide ve tarımda. Bunun ipuçlarını yavaş yavaş okuyoruz işte. ha Bir sebeple böyle bir zorunluğa doğru gitmek, evet yani sebebi kötü ama sonucu iyi olacak diye tahmin ediyorum. Mesela e, Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik e, işgali sonrası. Alüminyum cevheri, boksit ve alümin ihracatını yasaklamış Rusya'dan. Ve fiyatlar yükseldi bu sebeple. Ta Avustralya'ya kadar gidiyor işte ee, Rusya'nın böyle işte refüze edilmesi hali diyelim. Bütün bu kararlar, haberler piyasalarda özellikle ener e, endüstriyel metallerde fiyat artışına sebep oluyor. Ne yazık ki. Ve bu cümlenin başında da söyleyebilirdik, sonunda da söyleyebiliriz. Daha yüksek enflasyon, daha yavaş büyüme dünya için böyle bir dönem. 2022'de kaybettik savaş sebebiyle öyle söyleyelim özetle. Kay, yani zaten kaybolmuş 2019, 2020, 2021. Totam toparlamaya çalışılırken kaybedilen bir 2022 daha. Yani bakıyoruz işte alüminyum diyoruz, demir diyoruz, çelik diyoruz, petrol, doğalgaz. Evet. Ya Rusya'dan almıyor ya Rusya satmıyor. Rusya'da mesela tamam petrolün doğalgazını satıyor ama tahıl konusunda daha hassas davranıyor. Sadece Rusya değil ama gıdada hassas davranan tabii, başka ülkeler de var. Başka ülkelerden. Evet, var. var ama tabii Rusya daha fazla. Tüm var. bu hareketlilik, herkesin bu şekilde hareket etmesi, yani rahat bir şekilde ben senden alırım, sen benden alırsın, oraya satarız, buraya satarızın tamamen bitmesi birden fiyat dengesizlikleri oluşturuyor. Normalde sade vatandaş içinse işte eyvah ekmek bulacak mıyız, işte eyvah yağ bulacak mıyız böyle bir korkuyu tetikledi. Biz salgında bu kadar korkulan döneme şahitlik etmemiştik aslına bakarsan. Bu savaş korkunun üzerinde daha büyük korku yaratıyormuş gibi bir durum var. Ya da ekranlar açınca bunu görüyoruz. Hı hı. Aslında yani tamam bir şeyler kaybediliyor da yani zihinlerde kaybedilen daha büyük öneme sahip bana göre. Üst üste geldi salgın birçok şey değiştirdi ya bu savaş da çok şeyi değiştiriyor. Ülkeler biraz daha içine kapanıyor. Farkındaysan hani ihracatı yasaklayarak, kısıtlayarak vesaire böyle. Önce ben diyor. Doğal olarak tamam. Doğal olarak önce tabii ben. Evet. Veya sahip olduğu kaynağı bir silah olarak kullanmaya kalkıyor. Veya sahip olduğu kaynaktan güç alarak işte bir bölgeye savaş ilan edebiliyor vesaire vesaire. Şimdi burada savaşın sona ermesiyle birlikte biz en iyimser senaryoyla ne deriz? Herkes taraflar gelir anlaşır. Batı dünyası da işte batı derken sadece batıdan kastetmiyorum. Yani batının önderliğinde batıdan bahsediyorum. Rusya'ya yaptırımları hemen sona erdirecekler. Biz hemen hızlıca işte senin başına neredeyse oraya geri döneceğiz. Bu çok zor. Ama ihtimal olabilir mi? Olabilir. Ama gerçekten olabilecek şeye baktığın zaman savaş olur, savaş biter. Ama Rusya'ya yaptırımlar bitmez. Bu da İnsanların özellikle fakir toplumların biraz daha fakirleşmesi, kaynağı olmayan ülkelerin o özellikle gıdaya daha yüksek maliyetle ulaşması, küresel refah düzeyinin düşmesi ve yani enflasyonla mücadele ile birlikte hı hı. ekonominin yavaşlatılması gündemdeyken bütün dünya için buna savaşın etkisiyle daha düşük büyümelerden bahsetmek. O anlamda kayıp bir yıl dedim. Yani şöyle enflasyon baki baki değil inşallah. <laughs> bu yıl ama yüksek evet. Enflasyon bu yıl tamam yani. Evet. Enflasyonda bu yıl hani öyle çok büyük bir e, geri çekilme küreselde beklemek zor gibi gözüküyor. Hemen ama Mart ayı bitiyor artık. Nisan'a giriyoruz. E, dönemsel etkiler tabii ki olacaktır ama belli başlı petrol olsun, işte demir çelik olsun, alüminyum olsun, bakır olsun belki değil mi? Evet. E, değerli metallerde, gıdada, tahılda siz üretiminizle bir şekilde e, orayı kapatacaksınız belki ama biraz zor gibi gözüküyor. Çok zor. Burada enflasyon tamam e, Gerçeğimiz enflasyon. Bu enflasyonla tüm dünya bir dönem yaşayacak. Yani no nasıl ne zaman oturur bu dengesizlik onu kestirmek zor ama burada üretimi kaybetmemek. Yani hani iki tarafı yani iki tane kötü var. Hı hı. Bir enflasyon bir üret e, üretimin azalması. Ya iki kötüden en azından birine e, hani birini mi kabul etmek, diğerini güçlü tutmak mı gerekiyor bu dönemi atlatabilmek için? Savaş öncesinde zaten bunu konuşuyorduk. Diyorduk ki iki tane kötü var. Hükümetler, iktidarlar bu kötüden e, büyümeden mi feragat edelim? Enflasyonu mu aşağı çekelim sorusuna? Doğal olarak yani enflasyonla mücadele önemlidir ama şu dönemde büyümeden de feragat etmek o kadar kolay olmaz dedirtiyordu. Fakat şimdi Savaşla birlikte işler daha da zorlaştı. Enflasyonu aşağı çekmek için bir işte parasal mali tedbirleri devreye alabilir ülkeler bu talebi ve üretimi çökertir, değil mi? Evet, aşağı çeker. Bunu yaparsın, enflasyon düşer. Ama bugün parasal tedbirlerle veya mali tedbirlerle emtia fiyatlarını hızlıca aşağı çekmek imkanı yok. Talep düşerse bu fiyat, bu emtia fiyatları bir dönem sonra düşecek. Onu da biliyoruz, tamam. Ama işte bir kırılma o bir kırılma yaşatacak. Buna hazırlıklı mıyız? Buna toplumlar hazır mı? Hükümetler hazır mı? Ekonomi yönetimleri hazır mı? Çok hazır olduklarını zannetmiyorum. Bak şimdi geçen yaz e, merkez bankacıları diyorlardı ki bu enflasyon kalıcı değil arkadaşlar. O kadar da takılmayın buraya. Ne oldu? Sene biterken ya bu enflasyon kalıcıymış dediler. Bununla mücadele etmek için de faizi artırmamız lazım dediler böyle hızlı bir şekilde. Şimdi ne diyorlar? Tamam enflasyon yüksek bir bir dönemde yine yüksek kalacak ama yaz aylarıyla birlikte enflasyonda düşüş bekliyoruz. E bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Bizim baktığımız yer çok basit aslında. Yani bu işin matematiği böyle çok zor bir matematik de değil. Petrol fiyatları nerede? 110 dolar. Senenin başında 85-90 dolar civarında. Bir 4 aylık, 5 aylık alalım petrolü, Brent petrolü. Hükümetler e, bu yılın makroekonomik hedeflerini dengelerini yazarken petrol fiyatlarını 110 dolardan mı yazdılar yoksa 90 dolar civarından mı yazdılar? Bu 110 dolar sene sonu nerede olacak? Sene sonunda mı tahmin ediliyordu? Şimdi 110 dolardayız. Yani daha Mart ayında 110 dolardayız. Ve yarın ne olacağını da bilmiyoruz bu fiyatın biz. <laughs> Biliyor muyuz? <laughs> yarın ne olacağını da bilmiyoruz. Aralık 1 bir Aralık 2021'de 70 dolarmış. İki katına geldi. Neredeyse işte senenin yani bu savaş dönemi içerisinde iki katına evet, yaklaştı. Yani 70 dolardan. Demek ki petrol cephesinden e, enflasyonla ilgili iyimser bir şey bulmak, yakalamak zor. Umut var ama zor. Bu iki sonuç doğuruyor. Bir, büyümeyi baskılıyor aşağı yönde. iki enflasyonu yukarı itiyor. Dön endüstriyel metallere ya üretmek istiyoruz değil mi? Araba üreteceğiz. Alüminyum ihtiyacımız var. Çeliğe, işte kavuçya, ne ararsan bir sürü parçası ıvır zıvır var. Bunların hepsinde fiyat artışları var. İnanılmaz derecede fiyat artışları var. Otomatik olarak... Onu üretirken kullanacağın elektriğe, doğalgazda, doğalgaza her şeye, her şeye fiyat artışı gelmiş. Demek ki üretim maliyetlerinde de artış bir süre devam edecek. Çünkü biz alüminyum fiyatına düşüş görmüyoruz. İşte nikel fiyatı düşmüyor. Endüstriyel metallerde anlamlı bir düşüş görüp bu düşüşün devamını beklemek durumunda da değiliz. Demek ki üretim maliyetleri cephesinden buradan da destek bulamıyoruz. Ücret artışları geliyor. FED de buraya şey yapmış, vurgu yapmış. Ücret artışları geldi ama doğal olarak bu da enflasyonu yukarı itiyor ama bundan sonra böyle devam etmez. İyi de fiyatlar böyle olduğu zaman bütün dünyada insanlar alım gücünü korumak için bu sefer hükümetlere dönüp işte askeri ücrette, asgari ücret adı neyse artık bunun ya da çalıştığı yerde özel şirkete hı hı. fiyat artışı için yazıp ne yapacağız diye bakıyorlar. Haklı. Tüketici de haklı burada. Çünkü senenin başındaki alım gücünü hızlı bir şekilde herkes kaybetti. Bu ne olacak? Yaza doğru bu gelirlerdeki artışı zamla sağlayacaksa bu yine enflasyonu bir tur daha döndürecek yukarı doğru. Böyle bir sarmal. Gıda fiyatları düşmüyor. Şimdi Ukrayna'da hasılatın üçte biri bu sene gerçekleşmeyecek. O da bugün savaş biterse. Uzarsa daha da kötü. E, Mısır'da, buğdayda. Başka ülkeler Rusya'daki savaştan korkarak, ihracatı kısıtlayarak, engelleyerek bu ateşin daha da yükselmesine sebep oluyorlar. Yani ben mala ulaşmak için dün verdiğim tekliften daha yüksek teklif vermek zorundayım. Çünkü mal miktarı kıt ve herkes bunu istiyor. Avrupa'nın göbeğinde şöyle bir şey duyulmuyor, ben yani şahit olmadım bilmiyorum, stok yapın, gıda stoğu yapın dendiğine şahit olduk mu? Salgında duymadık böyle bir şeyi. Fakat Almanya'da böyle böyle bir cümle kuruldu. İspanya Tarım Bakanı çok ilginç şeyler söyledi. Şimdi biz medeniyetin ortasında diyelim böyle şeyler duyduğumuz zaman o doğal olarak sade vatandaş olarak çekiniyoruz. Şimdi demek ki gıda fiyatlarında da düşüş o kadar kolay olmayacak. E ne kaldı geri elimize? Talebi baskılayalım. Baskılayın tamam. Arttırın faizi başladı Amerika. Tamam başlasın. İşte daha hızlı da gitsin mesela. Tamam. Daha hızlı gitmesini isteyenler de var. Daha hızlı gitsin. O zaman ekonomileri çökertelim. Çarklar tamamen dursun. Ne arz olsun, ne talep olsun, ne enflasyon düşsün. Bu mu çöz? Nabızlatmasın. Yani bu, bu bizi mutlu edecek mi? <laughs> Şu var. Anlatmaya çalıştığımız şey bir noktada çaresizlik. Boş umutlar içinde olmanın bir anlamı yok. Yani, yani artan maliyetlere bir de e, faiz artışıyla maliyetleri daha da arttırmak o başka bir şey üretim maliyeti. Bir, de, bir de o var. Bir de üretim maliyetini bir kademe daha arttırıyorsunuz. O bir da. de talebi baskılıyorsunuz. E öyle bir hassasiyet içinde olmanız lazım ki ne böyle talebi çok öldürme, öldürmelisiniz ki çarklar dönsün, ne üretim maliyetleri içerisine neyse artık o paranın maliyetinin payı onu çok arttırmamalısınız. Ama şu ortamda bu çok zor ya, çok zor gerçekten çok zor yani. Tanınmış bilinmiş tahvil yatırımcılarımızdan Bil Gros etkili tahvil yatırımcısı olarak değerlendiriliyor. Financial Times'a bir, ver, bir demeç vermiş. Hani çökertmek mi istiyorsunuz dedin ya. Hı hı. ABD faiz oranlarını %2,5'dan %3'e yükseltirse ekonomiyi çökertebilir demiş. Gross hı. enflasyonun endişe verici seviyelere hı. ulaşırken Fed'in bu seviyelerin çok üzerinde artışları, artışları ulaşamayacağını söylemiş. daha düşük ve daha düşük oranlara daha yeni alıştık ve çok daha yüksek bir şey e, faizde, konut piyasasını çökertir demiş. Agresif faiz artışları en nihayetinde ABD o ekonomisini çökertebilir demiş. İstiyoruz ki bu kargaşadan yara bere almadan çıkalım. Gözümüz şişmesin, sağımız solumuz çürümesin, sağdan soldan tekme yemeyelim. Mümkün değil. Yani bu darbeleri herkes alacak ve biraz kırık dökük geçecek bu yıl. Mecburen, başka çare yok. Bunun faturasını ödeyecek dünya. Çünkü bu e, Çok ilk, özür ilk kez yaşanan bir durum. Çünkü daha bir salgının faturasını da ödemedik. Yani salgının faturası daha bitmemişti. Bir kısmı önümüze gelmişti. peyderpey geliyordu fatura önümüze. Tam bitmemişti. Üstüne savaş geldi. Ve salgından daha büyük bir yıkım yaratıyor şu anda. Salgın döneminde emtia fiyatlarında bu kadar yükseklik görmedik biz. <laughs> Bırak yükselmeyi. Petrolde 30 dolarlara kadar inildi, değil mi? O günün koşulları başka. Bugünün koşulları başka. Ama bir savaştan başka bir savaşa doğru gidiş ve hazırlıksız yakalanma konusu. Ee, şu döneme intibak sağlamak için böyle boş umutlar içerisinde ya arkadaşlar sorun yapmayın. İşte yaz aylarında enflasyon düşecek. Kışa doğru dünya daha iyi bir dünya olacak falan dedirtmemeli. Daha önce deneyimlendi mi böyle bir durum? Bu dünya kadar değil, hayır. Dünyada. Hayır. Bak son 40 yılın en yüksek enflasyonu diyorsun ABD için. Hadi biz hatırlıyoruz. Ben hatırlıyorum, sen de hatırlarsın da çift üç haneli enflasyon rakamlarını ama 20 ile 25 yaşlarındaki çocuklar bugün buna ilk defa şahitler. Onlar için de son 20-30 yılın en yüksek enflasyonu. Ama bütün dünya için bakıyorsan biz stagflasyon riskinden bahsedildiği ve bunu sanki böyle basit bir cümle yapacağım. Stagflasyon diye bir şey var. Böyle bir tehdit varmış diye geçiştirildiği dönemdeyiz biz. Çünkü bunu yaşamadık biz. Yaşamadık. Yani ne olduğu sadece tanımlarda var. Ne? Neymiş tanım? yüksek enflasyon dönemiyle birlikte işsizliğin artması, ekonomide durgunduk. çarkların yavaşlaması durgunluk. E, kelime böyle de realite ne? Bunu bir kere yaşarsan ne olur? Bunun benzerini biz şeyde yaşadık işte salgında yaşadık. Çarklar durdu. Şartlar dedi. Kapattık. Herkes evine gitti. Bu mecburiyettendi. Yani böyle peyderpey de değil. Bir anda. Bir anda yaşadık. Şok oldu ve o dipten sonra bir hızlı toparlandık. Ama stagflasyon denen sarmanın içine çıkar, girersen bunu böyle maliye politikalarıyla para basarak vesaire ortadan kaldırmak o kadar kolay değil. Ee, e dediğimiz gibi piyasa daha çabuk toparlar. Piyasanın yani piyasa daha fiyatlaması farklı. Ekonomilerin fiyatlaması farklı. ABD borsalarına baktığımızda e, Cuma günü Dow Jones %1, S&P %1,13, Nasdaq %2 kazanmış ve endeksler Kasım 2020'den bu yana en güçlü haftalık performanslarını kaydetmiş. Piyasalar karalar bağlamaz. Yani bunu dünyanın en kötü dönemlerinde, hatta geç, git eski işte savaş dönemine, işte eski kıtlık dönemlerine vesaire vur. Buna benzer sonuçlar çıkıyor. Çünkü yaşanabilecek kötülüklerin büyük bir kısmını biz yaşadık diyorlar. Ne yapalım yani? Paramız var, hisse senedimiz var. Daha ötesini nasıl, ne kadar bir karamsarlıkla fiyatlayabiliriz? Şu anda elimizde ne var? Savaş, yüksek enflasyon, biraz daha yavaş büyüme. Bu kadar. Pandemi de var. E, pandemi unuttu herkes şu <laughs> anda. yani Pandemi falan yokmuş gibi davranıyoruz. Belki de yoktur bilmiyorum. Ama rakamlar yok dedirtmiyor. Vaka sayıları vesaire. Çin yok demiyor mesela. Hadi o zaman onu da ekleyelim. Pandemiden. Hafif Bu, pandemi diyelim. Hafif pandemi diyelim. Bu dört unsuru bir araya koyuyorsun. Diyorsun ki borsalarda işte bir günlük yükseliş son birkaç ayın en yüksek yükselişi oldu. E, o zaman dönüp biraz geriye gitmek lazım. Çünkü o günlük hareketlerin hiçbir anlamı yok. Ya bugün herhangi bir bahaneyle ya çok sıkıldık düşmekten hadi biraz yükselelim. Böyle bir saçma fikirle bile günün sonlandığını düşünebilirsin. Çünkü sebep yok. Ha her harekete bir sebep bulmak zorunda mı? Yok öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir halde yok. Ama yani moraller yerinde mi borsalarda? 5 günde Dow Jones %5,5 değer kazanmış. S&P %6,1, Nasdaq %8,1 yükselmiş 5 günde. Peki. Nasdaq sene başından bugüne yüzde %11 aşağıda. Bu kısa sürede yaşanan hareketleri böyle bir, tuhaf karşılamak gibi bir hal doğal olarak. Ya vay be işte bir haftada böyle muazzam bir hareket olmuş. Olabilir. Ya ama işte senenin başından ya da işte 6 ay geriden, bir yıl geriden falan baktığın zaman çok da keyifler yerinde olmayabilir. Bu iyilik sürdürülebilir mi? Şimdi bir taraftan işte Fed faizi arttırıyor. İngiltere Merkez Bankası faizi arttırmış. Hı hı. Savaş diyoruz, enflasyon diyoruz. Fakat borsalarda Yüzde onluk düşüşler gördük de bir kırılma öyle olmadı yani. bir Endekste yüzde altında bir fiyatlamayı görmüyoruz. Oralara yaklaşıyor da kalmıyor yukarı gidiyor. E 10 yıldır gidiyor işte. Sebep ne olursa olsun. İster FED faiz arttırsın, isterse bilançoyu küçülsün, isterse salgın gelsin. Çünkü para var. Ne olacak bu kadar para? Ne yapacak? Yani hisse senedini sattı diyelim bir yatırımcı. Ne yapsın? Nakit olarak tutarsa enflasyonun karşı eriyor bu. Yani kesen de kasan tutamazsın. Mantıklı değil. Tamam. Alım gücün azalıyor. E ne yapayım? Bu e yine yatırım araçları içerisinde bir yerde olmak zorundasın. Oradan çıkmayacak o para. Ev al, araba al, bir şey al. E alamıyorsun. Çünkü hissedarlık atıyorum ABD borsalarında 10 dolarlık hisse de alırsın. Konut fiyatları yükseliyor inanılmaz şekilde dünyanın her yerinde. Yani onu almak o kadar yani bir yıl öncesine göre çok daha zor. O büyük yatırımı yapmak ya da o tüketimi yapmak neyse. Çok daha zor. Fakat sermaye, birikmiş sermaye, hisse senetlerinde olan sermaye, 10 yıldır, 20 yıldır neyse artık duran ya da sadece salgın döneminde gelen para çok da çıkmaya niyetli değil. Çıksa nereye gidecek çünkü? Tahvil mi alsın? Faiz ne ki yani? Faizden korksun da mesela. O işte FED sene sonunda faizi %2'ye götür. Götürsün. Sene sonunda enflasyon %4'ün 5'in altında olmayacak. Demek ki negatif reel faiz var burada anlamı yok ki tahvil tarafında kalmanın bu durumda. Trade etmiyorsan, alıp satmıyorsan. O da başka bir başka bir evet. boyut. E bu durumda hisse senedi kalıyor geri. Diyorsun ki ya hisse senedinden vazgeçmem çünkü şirketler karlı. Enflasyon artıyor, artsın. Benim ortak olduğum şirketin sattığı malın fiyatı da artıyor. Karlılığı koruyorlar. Ya da ticaretini devam ettiriyor. Ticaretini evet. devam ettiriyor. E, haksız de mı? Soruncu. Hayır, haksız değil. Belki yüksek maliyeti üretiyor ama yüksek maliyeti de satıyor. Konuya iki cepheden bakmak lazım. Bir ekonomist cephesi. Yani makro analizle baktığın zaman işler çok iyi değil. Bu taraf genellikle zaten işin karamsar tarafına odaklanır. Çünkü sorunlara bakar daha çok o sorunların çözülmesi için. Yönelik. Tabii teoriler üretir. Paraya bakarsan buradaki adam para kazanmanın derdinde. Seninle makroekonomik dengeleri işte büyüme senin sonunda bu olur, o olur, bu olur tartışmaz. Enflasyon karşısında ben paramı nasıl korurum? Arttırırım hatta. Onun peşinde. Önce o parasıyla tasarrufuyla yapması gerekeni yapar. Para kazanıyorsa gün bittikten sonra eğer varsa kapasitesi sende makro dengeleri tartışabilir. Buradakinin <laughs> derdi para kazanmak. Varsa derdi. <laughs> yani evet. Bugün ABD vadillere baktığımızda kayıplar var. Yeni hafta hafif kayıpla başlıyor. Asya'dan nasıl geliyoruz? Bir bakalım. Asya borsalarında da geçtiğimiz hafta ciddi bir hareketlilik gördük özellikle Hong Kong'da değil mi Çin'de. Çok sert düşüşler arkasından da çok hızlı toparlanmalar geldi. Teknoloji hisselerinde işte yaptırımlar, işte sıkıştırmalar, hukuki mevzuat vesaire satışı getirmişti ama araya Çin tekrar yönetimi girince bir miktar toparlandılar diyelim. Evet. Ama şöyle bir bakayım Şangay. Sene başından bu yana %10 aşağıda. Nikke %7 neredeyse aşağıda. Burada da eksi, buralarda da eksiler var. Peki, birkaç gazete haberi e, okuyalım. Sabah gazetesinin ekonomi sayfasında Dilek Güngör'ün haberi. Türk Telekom'da blok satış yok. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut konuşmuş, sabaha konuşmuş. Türk Telekom'da imtiyazın uzatılıp ikincil halka arzın planlandığına dikkat çekti. Arda Ermut, blok satış gibi bir plan yok. Halka arzla yabancı yatırımcının ilgisini çekeceğini düşünüyoruz, dedi. Ee, soruları yanıtladı Direk Güngör'ün. Bu operasyona neden gerek duyulduğu soruldu. İlk telekomünikasyon şirketleri piyasaya çıktığında mobil taraf popülerdi. Ancak sonra değişen teknolojiyle sağlıklı iletişim için internet altyapısının daha önemli olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Türk Telekom'un değeri daha da arttı. Şirketin uzun vadeli fiber altyapı yatırımlarının devamı için yönetimle ilgili sorunların olmaması, önünü görebilmesi gerekiyordu. Şirket için yeni bir sayfa açılıyor. Ülkemiz adına başarı bir başarı hikayesi yazılacak deniyor diyor Arda Ermut. E, yabancılar gelmek istiyor e, diyor. E, ve Türkiye'nin şu anda ortaklık yapısına baktığımızda varlık fonu %61,68. Hazinenin %25'lik payı var. Halka açıklık oranı %13,2. Piyasa değeri 33.7 milyar TL. 3,5 milyar TL'lik ödenmiş sermayesi, 58,4 milyar liralık aktif büyüklüğü, 34,3 milyar lira satış geliri, 2021 yılı karı da 5,8 milyar TL. İkincil halka arz planlıyoruz diyor. E, kamu olarak artık Türk Telekom'un %86,68'ine sahibiz. Önümüzdeki, önümüzde halka arzla ilgili önemli bir marjımız var. Bu değeri halkımızla paylaşmak istiyoruz diyor. Madem halka arzlar bu kadar talep görüyor, madem borsada böyle bir canlılık dönemi var hala her şeye rağmen. Burada da büyük şirketlerin halka arzı için iyi bir zamanlamadır. Türk Telekom'da büyük bir şirket. Zaten ben Borsa İstanbul'da işlem görüyorum İkinci ikinci halka arz kamunun payından bir kısmının tekrar satılması demek. En ideal yöntem bu. Yani e, sermayenin tabana yayılması için, işte borsanın derinleşmesini istiyorsanız bu derinleşme için en ideal yöntemlerden bir tanesi bu tip büyük değerli şirketlerin borsada küçük yatırımcıya kendini açması. Veya yabancıların da ilgisi olabilir burada. Hani yo, yo, yani küçük bu, demek, bu, ha küçük derken yani eksik söylüyorum, doğru söylüyorsun. Halka açı halka açılmayı işte sadece sana bana değil, büyük kurumsal yatırımcıya da, yabancı yatırımcıya da katıyoruz işin içerisine ama bana göre tamam büyük yatırımcı her zaman farklı alternatifler bulur da Küçük yatırımcıyı çekmek lazım buraya yoksa büyük yatırımcının bu piyasalara bakışı belli, niyeti belli, durdukları yer belli. Hani biz içeride tasarrufların bir kısmının buraya geçmesi niyetini okuyoruz ya. Evet. Borsa yönetiminden vesaire işte bu tip düşünceler yani bu anlamda değerlidir diyeceğiz elbette. Evet. E, blok satış gibi bir plan yok. İkinci halka arzla yabancı yatırımcının ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. İki sene içinde yatırımları hızlandırıp şirkete katma değer oluşturduğumuz bir senaryodan baktığınızda hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz olmayan bir satın almaydı. Ben bugün bir iş adamı olsam 1.6 milyar dolara bu şirketi alır mıydınız diye sorsanız cevabım korkmadan alırdım olurdu. Diyor e, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut. Ciddi bir e, halka arz olan şirketlere yatırımcı ilgisi var. Ama hep konuştuğumuz konu e, büyük şirketlerin, Büyük halka arzların da gelmesi Borsa İstanbul'a. Ve halka açıklık oranlarının yüksek olması. Yüksek olması. Yüzde 13,32 Türk Telekom'un halka açıklık oranı. E çok yüksek değil. Düşük diyemem tabii de çok Hı -hı. da yüksek değil mesela. E, burada Arttırılabilir. kamunun payı yüzde 86,68. Evet. Anladığımız kadarıyla bu kamunun payından bir kısım Borsa'da ikinci halka gelecek buraya. Hı -hı. Blok satış tercih edilmiyorsa. Evet. Evet. Önemli bir katkı buradan e, sermaye piyasalarının güçlenmesi anlamında önemli olur. Yine Sabah gazetesinin haberi, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin e, açıklamaları var burada. Bürokratik engel çıkarının önünde duracağız dedi Şanlıurfa Viranşehir'de yaptığı konuşmada Bakan Nebati. Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleyi 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 e, biliriz diyor. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız diyor. E, enflasyonla ilgili de zorluklar yaşıyoruz. Dünyada emtia ya petrol fiyatları yükseliyor. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Enflasyonun e, baskısı altındayız. Halledeceğiz. Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz değerlendirmesinde bulunuyor. Bakan Nebati. E, bürokratik engel en çok konuşulan konulardan bir tanesidir bu. Türkiye'de zaman zaman sıklıkla yatırımcının önünde çıkarılan sonuçta e, bir yatırımcı bir ülkeye yatırım yapmak istediğinde tabii ki mevzuatın güçlü olması gerekiyor yani e, girdiğinde de mevzuatın güçlü olması çıkmak istediğinde de yine mevzuatın güçlü olması gerekiyor girdiğinde de kolaylaştırıcı veya o ülkeden çıkmak istediğinde de kolaylaştırıcı e, ve sağlam mevzuat olması gerekiyor ama bürokratik engeller sonuçta hani fazla nazağa çıkusandır e, sonuçta yatırımcı bir yere gelmek istiyor, parası var. Çok fazla da önünde engel olmamak gerekiyor. Tabii ki ama tabii yani kuralların olması gerekiyor tabii. Neden e, sermayenin gittiği, aktığı yerlere baktığımız zaman işte şöyle on yıllardır çok fazla bir değişim görmüyoruz? Çünkü orada oturmuş bir hal var. Bu oturmuş hal çok yüksek potansiyel barındırdığı için mi? Hayır. Tek başına potansiyel sahibi olmak da bir şey ifade etmiyor. Hukukunuz buna uygun olmalı. Tabii ki içeride işte bir pazar olmanız, işte coğrafi konumunuz vesaire her şey çok önemli de şu imajı vermek de biraz tehlikeli olabilir. Yani kişisel mesajlarla biz yaşadığımız sorunları aşarız demek sermaye için, sermayenin duymak istediği bir şey olmaz. Buradaki niyet başka. Biz bakanın ne demek istediğini anlıyoruz elbette de. Evet. Bu iş kurallar çerçevesinde olmalı. Bizim yapmamız gereken burada yatırımcının derdi ne? Yani ne istiyor bu insanlar? Ve bu e, istediklerinin hangi ne kadarı haklı bir istek ve bu istekleri çözmek için biz ne yapabiliriz? Burada bürokrasi mi engel ya da başka bir şey mi? Vergi usul kanunu mu bilmiyorum neyse artık. Bunun aşılması mümkündür. Fakat şu mesaj, şu mesaj verilmemeli sermayeye. Biz bugün bu kanunları böyle değiştiririz, yarın da öyle değiştiririz. Kafamıza göre değiştiririz mesajı şeklinde anlaşılıyorsa e, zaten o sermayenin gelmemesi için yeterli sebepler var demektir. Diğer taraftan kur korumalı mevduat hesabı. Dolar TL'ye bakabiliriz aslında bir değil mi? 3 ee, aylık, 4 aylık bir bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati diyor ki e, Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra dahi trend yukarıya doğru devam ediyor diyor. E, böyle bir e, açıklaması var. Kur korumalı. Evet. Değil, yani şey olmadı. Değil. Ee, savaşa rağmen uluslararası piyasalarda doların bir derece değer kaybetti, özür dilerim değer kazandığı, Fed'in işte faizi arttırdığı vesaire günlerden geçerken dolar TL'de biz savaş dönemiyle birlikte 1 liralık artış gördük. O da kaç yüzde kaç yapıyor? İşte 13.80'ler, şey 13.50'lerden 14.80'lere 1 lira yani. işte. 1 lira yükseldi. Buradaki asıl şey de güç işte kur kırılmalı mevduattan geliyor vatandaşın dövize saldırmaması ya da o os kapının kapanması böyle bir ihtiyacın gündemde kalmaması böyle bir ihtiyaç hissetmemesi kur korumalı mevduatın getirdiği kazanım bu yoksa biz dolar TL'de euro TL'de çok daha farklı rakamları çok rahat görürdük görmedik işte en son 560 milyar TL diye hatırlıyorum açıklanmış rakamı kur korumalı mevduata geçen paranın büyüklüğü olarak şimdi vade sonu geliyor hı hı e, vade sonunda bakalım ne yapacaklar ilk girenler. Tekrar dönecekler mi, dönmeyecekler mi? Ama şunu gördü e, tasarruf sahibi. Hükümet bir imkan tanıdı ve bu imkan tasarrufu olanların kur risken, riskinden kendilerini, şirket ya da şahıs, kendilerini korumak gibi bir fırsat yarattı. İyi ki de böyle bir şey varmış dediler. Sistem. Son 3 ay alalım. Bu arada bir e, son dakika var. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurulu BTK biraz evvel Türk Telekom'dan bahsetmiştik. Türk Telekom'un %55 hissesinin e, varlık fonuna geçişini onaylamış. Evet. Evet. Bu son 3 aylık işte kur korumalı TL mevduatın e, yansıması aslında gördüğün gibi yatay çok fazla değil ki savaş ve 20, 25 26 gündür yaşanan bir savaş var savaşı. Normalde nasıl olurdu? En büyük ticari partnerlerinden bir tanesi Rusya. işte artan emtia fiyatları normalde daha farklı bir tablo ortaya çıkardı. Ya turist ne olacak diyorsun, cari dengem ne olur diye böyle düşünürken kurum burada kalmasını bekleyemezdik. Mümkün değil. Hadi bunları da geç. Savaşta olmadığını varsayalım. Enflasyon, sadece enflasyon üzerinden konuşuyor olsaydık gene buralarda bir yerde olması gerekiyordu. Daha düşük rakamlarda olması gerekmiyor şu koşullarda. Şöyle gerekmiyor. Yani makro dengeler açısından baktığın zaman çok fazla düşüş beklemek şu, şu ortamda güç. Ama bizim için e, en hassas yerlerden bir tanesi ya şu döviz meselesi. Evet. Kurum durduğu yer. İşte biz burayı korumak durumundayız. Yani hani kalede kilit, kilit noktalar, kilit burçlar olur ya. Evet. Herhalde burası da. Bizim ekonomimiz için en kilit yerlerden bir tanesi. 570 milyar lirayı aşan bir tutar var burada kur korumalı TL mevduatı. Bunun %60'ı da döviz ağırlıklı diyor Bakan Nebati. Kur korumalı mevduat hesabı Türkiye'de Türk lirasına olan güveni tam olarak başarılı şekilde tesis eden bir sistem oldu. Karadeniz gerginliği paralelinde dövizle ilgili bir sıkıntı yok. Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye'de de yansıyor diyor. Ee, tabi burada süre yıl sonuna kadar. 31 Aralık evet. Evet yıl sonuna kadar devam edecek. Ee, uzatılır mı uzatılmaz mı tabi o zamanki, zamanki o dönemki şartlara bağlı olacak. Valla gün be gün gidiyoruz aslında bakarsan. Yarın yani, ne evet, olacağını bilmek mümkün değilken yıl sonunda daha çok var. Yıl sonunda çok var. Onu tahmin etmek de çok güç burada. Ama e, yani bugün ama baktığında bir yatırımcı olarak yatırımcının hani hesabına baktığında düşüncesine baktığında dediğin gibi sermaye piyasalarını ayrı tutuyorum. Yani borsayı ayrı tutuyorum ama diğer klasik faiz, kur, döviz diyelim, altın, yatırımcısı için baktığında aslında çok önemli bir fırsat veriliyor. Yani hani kur nereye gittiği sorgulamasını gerektirmeyecek. Altın nereye gittiğini sorgulamasını gerektirmeyecek. Diğer taraftan zaman zaman çok sert düşüşler de olabiliyor. İşte mesela altınla ilgili Bugün 1920 dolara olan ons altınla ilgili. Ee, savaş 26. gününde. İnşallah bugün, yarın en kısa sürede çözümlenir. Çözümlendiği takdirde herkesin ortak düşüncesi yani 1920 dolar seviyesinde kalmasının güç olduğunu bilemeyiz tabii. O dönemde başka bir şey çıkar. Evet. Onu bilmek güç oynak ama. Oynak yani. Oynak. Evet. Ama bir bakarsınız 1800 dolara düşmüş Ons altın tekrar bundan bir o önce bin, 2070 dolara gitmesini beklemek ne kadar mantıklıydı? Yıl sonu için belki tahminler yine aynı şekildeydi. Hani petroldeki gibiydi belki. Öngörülemez bir hali var dünyanın işte. Ee, ama bir bir enstrüman size bu risklerden korunmak için bedava bir opsiyon tanıyor ve bunu insanlar da kullanmışlar. Normalde bu opsiyon paralı verilen bir opsiyon değil Tabii mi? canım piyasalarda. Yani böyle bir riski hece etmek istiyorsanız veya işte bu tarafa bir yatırım yapmak istiyorsanız bunun bir bedeli var. Bedelsiz şu anda bu riski hece ediyor insanlar. Ama bu risk kime kalıyor? Ne yapmamız lazım? Ya sonsuza kadar böyle bir şey olmaz yani. Tabii. Bu böyle devam etmeyecek. Etmemeli zaten. Ya yani, çok güzel böyle bir ürün getirdik, kurda yükselmeye diyerek övünecek halimiz yok. Olmaz. Biz bir ürünle buradaki hareketliliği biraz sakinleştirebiliriz de. Gerçekten o paranın değer kazanması için neler yapmamız lazım bu cephede, arka tarafta ona bakmamız lazım. Eğer olur da içeriden dışarıdan bir sebeple ortaya daha yüksek kur çıkıyorsa bunun maliyeti Hasan doğrudan hissetmemişsin bugün. Ben hissetmişim. Ha yarın doğrudan hepimiz birlikte hissetmişiz. Yüksek kur, yüksek enflasyon, daha yüksek enflasyon olarak. O yüzden buradaki maliyeti ee, şu an için kamunun ya da Merkez Bankası'nın ve Hazinenin üzerinde çok yüksek maliyet olarak okumayabiliriz. İşte 1 lira artışı var kabaca. Ha hmm. tabii ortalama söylüyorum savaş öncesine göre tabii. de. Ee, o yüzden burası kurun durduğu yer çok önemli diyoruz. Kurun bu seviyelerini koruması için veya daha düşük seviyelere gitmesi için ne yapmamız lazım? Konjonktüre bakarak ya savaş var. Daha fazla bir şey yapılamaz diyemeyiz. Vardır yapılacak bir şeyler. Ama tabii bunun yani hani bunu buralarda tutarak bir tampon oluşturarak aslında evet hazinenin üzerine, Merkez Bankası'nın üzerine bir yük geliyor. Yük bilmiyoruz, risk alıyor diyoruz. Evet, risk sadece. alıyoruz. Ama yük var mı şu an için? O ilk 3 aylık periyotta tutanlar bir, için. Bir yük var. var. Evet. İşte 11 liralardan 14 liraya geldi belki. Evet. Ama öbür taraftan e, bu yükü eğer alınmazsa daha büyük bir yük altında da kalınabilir. İşte iki kötüden biri yine. Yani... Eğer ki burada savaş ortamında kurda daha sert hareketlik olsaydı enflasyon üzerinde çok büyük bir baskı olacaktı. Yani bir tur daha emtiyadan gelen enflasyon baskısının bir turda kur tarafından görecektik. Dengeleri kur'da, alt üst edecekti. Kurdan gelen şok çok daha büyük etki yaratıyor. Çok daha büyük moral bozucu etki yapıyor yani. Onun şeyi etkisi çok daha yüksek bir çarpana sahip. Etkisi yüksek olacaktı. Kafalardaki tabii yani. Kafalarda ama e, pratikte de etkisi tabii yüksek tabii olacaktı. hızlı bir şekilde. Ee, borsa İstanbul tarafında vadelerde e, artış var e, Biz yüz e, de nasıl bir haftalık başlangıç göreceğiz ee, ekonomik takımda çok böyle Gündem maddesi varmış gibi görünüyor doğru ama özünde borsa İstanbul'u böyle derinden etkileyecek bir veriyi bu hafta beklemiyoruz 2144 puanda Evet borsa İstanbul bunun üzerinde kalabilecek mi, devam edecek mi? Açılış itibariyle evet artı yapar. Onu tamam beklemek yani çok kolay belki de. Nereye gidiyoruz? Asıl soru bu. Benim bugün borsada gördüğüm insanlar bir momentum yakaladılar. Tekrar 2100 seviyesinin işte aşılamayan, 3-4 aydır aşılamayan seviyenin üzerine çıkmakla bunu korumaya çalışacaklardır. Kısa vade için söyleyelim, bir rakam verelim. Mesela 2088'in üzerinde olursa, kalırsa. 2000? 2088'in üzerinde kalıyorsa 2400'e doğru gidiyor bu endeks. Orta vade için 2000 diyelim mesela. Hı hı. 2000 seviyesinin üzerinde kalınıyorsa yine 3-6 aylık periyotta umutlar korunuyor diyelim. Daha uzun vadede bakanlar içinse 1750 seviyesi var. Peki. Oralar Borsa İstanbul'un açılışına gidelim. Gidelim. 3 evet. İki, bir. bir. Borsa İstanbul haftaya yüzde 0,75 artıda 2160 puanla başladı. Evet. Yine artısı var. Yüzde 1'e yakın artısı var. Moraller yerinde. Haftalık olarak nasıl performansı? Borsa İstanbul'dan dedik ya da Jones'da. Ee, ciddi bir e, prim gördük. Yüzde beşler civarında haftalık anlamda yükselişler gördük. E, ABD borsalarında yine aynı şekilde. Borsa İstanbul tarafında da değil mi geçtiğimiz hafta hareketliydi yine. Hareketliydi. Geçen haftanın primini söyleyeyim. Evet. Moraller ne Dediğimiz gibi yönetim. Dow Jones beş günde 5 günde yüzde beş buçuk. Nasdaq %8,1, S&P %6,1 artmıştı. Evet. Haftalık periyoda bakıyorum. O, oraya bakınca borsanın performansı biraz geride kalmış. Hmm. Haftalık periyotu için söylüyorum. Ama er, yıllıkta? Yıllıkta farklı bir eğer var. Ee, hatta aylıkta da aynı durum söz konusu. Yılbaşından bugüne BİS düzeyindeksinde %15'lik. Hatta bugün de katarsak %16'lık bir yükseliş yaşandı. Doğu'da %4'lük eksi var. Nasdaq'ta %11'lik kayıp var. DAX'a bakayım. DAX'da hmm. %9'luk kayıp var. Aslında dirayetli kaldı diyeceğiz Borsa İstanbul için. Ve işte endekslere baksak. Yani şu 3-4 aylık en yüksek seviyesinde olan nadir endekslerden bir tanesi Borsa İstanbul. Evet banka ve sınavıya bakalım endekslerde. Hani ağırlığı yüksek olan ve bu dönemde en hızlı da sınavı tarafta yine hareketliği gördük. Yine geç, geçen yıl olduğu gibi aslında. Biz bankada evet. Biz sınayda bugün yüzde bir artıda. Burada da sene başından bu yana aslına bakarsan daha salgın dönemiyle başlamış yüksek bir performans Hatta yıllık bakalım buraya bir. Yıllık olabilir veya. Önde koşan önde koşmaya geride kalansa geride kalmaya devam ediyor. Çok böyle... değişen bir şey de yok aslında yani bursada. Evet yani şurada çok ciddi hani geçen yılın Nisan'dan Ekim'e kadar değil mi yatay bir Sınavi Endeks'te Kasım Ekimden sonra Kasımdan sonra bir ciddi koşu görüyoruz. Sonra e, geri çekilme, sonra da tekrar yükseliş. Banka tarafında da yine aslında buna benzer bir hareket şekil var. Benzer de, şekil, şekil benzer de. Şekil benzer, Evet. Yüzdesel değişimler aynı değil. Aynı değil. E, BIST 100 için hikaye devam ediyor. E, bir vazgeçiş yok daha doğrusu burada. Yani niye satayım gidiyor? Demin anlattığın evet. hikaye gibi, aslında küreselde yaşanan aynısı içeride de yaşanıyor. Bir vaz vazgeçmeyi gerektirecek bir durum görülmüyor, bir vazgeçiş yok. Ucuzluk konusunda zaten herkes hemfikir. fikir, yani, ucuzluk bir şey ifade etmiyor, bir evet. şey ifade etmiyor ama hani pahalı olursa vazgeçersin belki dersin ki ya burası çok şişti, çok pahalı, vazgeçeyim mi diye belki sorabilirsin. TL bazında bakıyorsan bu soruyu bugün de sorabilirsin. Çünkü yani 2000'li seviyeler tamam 2400'de bir rekor falan seviye görmüş de hı hı. şu böyle savaşın falan konuşulduğu günlerde biz 2100 endeksen bahsediyoruz. Evet. E, e, ona bakarsan gene yüksek burası. Bir vazgeçme yok. Evet. Ama devamını getirecek güç lazım. O güç para. E, para girmese zaten bu rakamları göremeyiz. Geçen hafta Cuma günü diye değil mi? Cuma mı açtık burayı? Perşembe mi açtık? Geçen hafta aşıldı buralar 3-4 aydır aşılanmayan yerler para girmiş olmasa bu olmaz Çünkü yabancı mı giriyor ee, geçen haftanın rakamlarını bu hafta perşembe günü göreceğiz ama yabancı yok zaten yani şu an için yok diyeceğimiz kadar az şu anda değişir mi bilmiyorum yani neticede yerli yatırımcının böyle aldığı taşıdığı sırtladığı bir borsamız var ve böyle de devam ediyor şu an için. Belki de bu savaş döngüsünde vesaire yabancının payının azlığı bizi çok bozmadı diyelim. Bu belki kısmi bir avantaj yaşatmış olabilir ama şu anda böyle endekslere baktığın zaman herkesin kendi para birimiyle performansına baktığın zaman borsadaki getiri daha yüksek. Neden? E bizde de enflasyon çok yüksek. Yani enflasyondan korunmak için geliniyorsa buraya. Ha bilmiyorum sade vatandaş bir yani ortalama bir yatırımcı ben buraya enflasyondan korunmak için mi geliyorum? Diyor, onu da bilmiyorum. Hı hı. Ben daha çok işin trend boyutuna bakıldığını düşünenlerdenim. Bir hava var, yani bir nasıl diyeyim düşmüyor bu borsa işte. Düşmeyen borsa yükselir. O zaman ben de burada olurum. Dolar'da bir şey yok. Faiz, enflasyonun altında. Ee, Altın alıp satabilirdim, ya onu yakalamak da o kadar kolay değil. Kolay değil. Evet, savaşın nasıl şekilleneceğini tahmin edebiliyor musun? Biliyor musun? Nereye varacağını bilmek çok zor. İşler yani... kötüye giderse en az kim zarar görür? Yani böyle de sorabiliriz bu soruyu. Daha da kötüye giderse işler, savaşta hı hı. vesaire. Kim daha az zarar görür? Kur korumalı mevduatta kalan için bir sorun yok. Altında kalan için bir sorun yok. Hisse senedinde kalanlar için hiç sorun yok. Senin başından itibaren şöyle getirilere bakarsan, işte gram altın, kur, BIST endeksi, endeks daha iyi. Eğer gram altında karıştırmıyorsam, önümde yok rakam, hı hı. endeks fena bir performans göstermemiş yani. Ya konuşmadığımız bir şey de kalmadı. FED faizi arttırdı, bilançoyu çekmiş, İngiltere faizi arttırdı, bizde enflasyon yüksek, savaş çıktı. Sene, ya bu yaz turizm ne olur, cari denge ne olur diye soru 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 geliyor. Fakat borsada da böyle bir performans var. İşin ehli şunu der, rakamlar doğruyu seyler, rakama saygı duy. Eğer bugün borsada biz 2100 seviyesinin üzerinde bir fiyatlamayı görüyorsak, bu kalabalık yanılıyor mu sorusunu, tersini düşünenler yanılıyor mu diye de sorabiliriz. Burası şey değil, karamsar değil. Karamsar ha. olsaydı biz farklı rakamları görürdük. Evet. E, endeksler yüklendi mi? Bir de en çok artanlara, en çok azalanlara bir de bakalım sonrasında. Tabii e, çok haber geliyor. Bu haberlerin etkisi e, şirket bazında da tabii etkili oluyor. Asıl evet. hikayeler zaten şirket bazında şirket yani. Şirket bazında. Endeks çoğu insanın umrunda değil. Evet. Biz banka %0,50, sınav %0,90 artıda. Teknoloji de... %1,80'lik artış var. Devam edelim. Turizmde %2,31'lik kayıp var. Evet, evet devam edelim. Kimya, madencilik, e, kimyada %1,30, bilişimde %2'ye yakın bir artış. Madencilikte %0,43'lük bir artış var. En çok artanlar, en çok azalanlar sıralamasında peki. Durum, tablo ne? Bir de bizim barımız vardı açılışta. O da güncelleniyorsa eğer onu da bir görelim. Alarko Holding'den %4,24'lük bir prim görüyoruz. Pay geri alım programı başlatıyormuş Alarko Holding. Bunu açık, bunun açıklaması var. pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 180 milyon TL olarak belirlenmesine, pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının 8, 8, milyon 700 bin Türk lirası nominal değerli olarak belirlenmesine karar veriliyor. Alarko Holding'de %4,24'lük bir prim var. Bir de e, çizgisel grafiğini alalım Alar Holding'in. Şöyle bir 3 aylık. Burada e, ş e, şirketin hissesine sahip çıktı. E, öyle öyle düşünülüyor. Hı -hı. Evet. Bere Holding sonrasında geliyor Alar Holding. Evet. Baktığımızda e, işte yıla 11-20 seviyesinden başlamış 22.74 seviyesinde ve %100 pay geri alım programı da başlattığını açıklıyor. Son 3 ayda %100 yükselmiş. Evet. Yani işte biraz evvel dediğimiz gibi endeks bazında baktığınızda e, başka bir hikaye ama şirket hisse bazında baktığınızda bambaşka hikayeler gözüküyor. İşte dediğim de, gibi %100. Holding de yüz. Yani borsanın en büyük şirketlerinden artık bir Köklü. kitlesi olan şirketlerden bahsediyoruz. 3 ayda %100'lük getiriyi başka nerede yakalayabiliyorsun? Tersi de vardır muhakkak. Baksak yüksek kayıplar da söz konusudur da bir yerde riske gireceksen o riske de, e, risk getiri oranıyla kıyasladığın zaman borsadan daha başka bir yer kalmıyor yüksek enflasyon döneminde. Peki yine son 3 aylıkta kalsın. Koç Holding'e bakalım. Sabancı Holding'e bakalım. Ya bunlar sonuçta Türkiye'nin en büyük şirketleri, grupları. Herkesin bildiği duyduğu. İster hissedar ol, ister borsada hisse senedin olsun veya olmasın. Hı hı. Bir şekilde haberdar olduğun evet. şirketler. 27.08'den 37.10'a çıkan bir Koç Holding hissesi var. Son 3 ay değil mi? Son 3 ayda. Bir de Sabancı Holding'e bakalım. Sabancı Holding'te de 12.56'dan 17.18'e çıkan bir Sabancı Holding var hisseleri. Kabaca %40 yükselmiş. 3 yani. ayda %40. Bak ne yaşadık? Sana, savaş yaşadık. E, basit bir örnek söyleyeyim yani. Son 3 ayda enflasyondan e, korunabilen bir yerde kalmış mesela Sabancı hissedarı. Evet. O yüzden hisse senedi piyasası e, kırılmıyor, vazgeçilmiyor. Oradaki pozisyonlar bile hemen hemen. Arada tabii realizasyon falan gelir bitmez o işte. Hı hı. Yani, neden hisse senetleri tutmaktan vazgeçmiyor küresel ölçekli yatırımcılar sorusunun cevabı da bu. Evet. Otomotiv hisselerine bakalım. Otomotiv hisselerinde peki nasıl bir hareketlilik var? Orası da ciddi e, hareketli. Tofaş'ta %2, Otokar'da %2'ye yakın. Karsan %1,61, Asus'u %1,70, e, Ford'sa %0,75, Art'ta Türk Traktör'de de %0,82'lik artış var. Peki burada burada 3 aylıklarda mesela nasıl? Bir Ford'a bakalım, sonra Tofaş'a bakalım, Oralarda enflasyon karşısında yatırımcısını korumuş mu? Yılbaşından bu yana. Yani holdinglerde ciddi bir koruma gördük. 222 liradan 303 liraya çıkan bir Ford Otosan var. Şu anda 296 lira seviyesinde. %36, %35 yükselmiş. Evet. Bu şey değil yani bakın ne güzel işte borsa 3 ayda %30, %40, %100 kazanmışsınız Kaybet, değil. Kaybedenler de var. Daha büyük kayıplar da vardır burada. Ama hisse senedi tarafına yatırım yaparken doğru yerdeyseniz normal koşullarda diğer piyasalarda bu kadar kısa vadede kazanamayacağınız fırsatları da burada biliyor biliyorsunuz. Önemli olan araştırmak, doğru hisse senedini tercih etmek, tespit etmek ve doğru zamanda orada olmak. Evet, doğru şotaya da bakalım. Tabii burada şöyle de bir durum var. Temettüleri de var. Başka Hak... temettü haberleri de var bugün. Bugün var mı? onları? Var da... var. Evet temettüleri de e, yani bu kazançların yanında temettü dağıtımı da söz konusu oluyor. E, temettü her yere baksan bu temettü haberini görüyorsun. Evet Doğuş'ta da 42'lerden 58-90'a çıkan. Peki bir de ulaştırmaya bakalım havacılık hisselerine. Ki en fazla etkilenen e, şirketlerde turizm, havacılık. Onlarda da toparlama var. Türk Hava Yolları 079 tav %1,86 Pegasus %0,80. Savaştan önceki performans <laughs> Evet, yani son son 3 aylık dönemine baktığımızda aynı seviye yani son e, savaş öncesine geri dönebilmiş mi? Belki oradan belki oradan bir miktar görebiliriz. Evet. Havacılık hisseleri ulaştırma indeksinde de artışlar var. Evet, oraya yaklaşmış. Yaklaşmış, dönmüş diyebiliriz yani. Hemen hemen. 27.98'de Türk Hava Yolları. Peki Pegasus, TAV onlarda nasıl tablo? Onlara da bakalım. Bu hafta önemli temettü dağıtımları var. Üst üste geliyor. Üst üste gelecek. Kafein yazılımdan bir haber. E, hisse başına net 0,04 TL. Kar payı dağıtım kararı genel kurul onayına sunuyor. Temettü verimi son kapanışa göre %0.3. Matrix hisse başına net 0,23 TL payı dağıtım kararına genel kurul onayına sunuyor. Oradaki temettü verimi de %1.1 Tav. Evet. Tav geride kalmış galiba. Tav geride kalmış. Evet. Bir de Matrix Kafein yazılıma bakalım. Temettü e, ile ilgili. Oranlar çok yüksek olmadığı için belki fiyatlara çok büyük etkisi yoktur ama işte temettü dağıtacak olan şirketler de oranları belirleyip genel kurula gidecekleri rakamları beyan ediyorlar. Tabii bunu bir nasıl diyelim bir alışkanlık bir hani disiplin içinde yürütebilmesi de yatırımcılar için önemli belki bu sene karlılıkların total değeri yüksek yani dağıtılacak olan kar payı rakamları da yüksek şirketlerin karlılıkları yüksek olunca yatırımcılarına da biraz daha cömert davranabiliyorlar. Ha, i̇deali nedir? O başka bir tartışma. Çünkü bunu da konuşulanlar var. Ya bu kadar karlık var, şirket bu kadar temettü veriyor. Veya bu kadar kar var, hala kar, ver, kar payı dağıtmamak gibi <laughs> eden şirketler var. Bunu tartışmanın bir anlamı yok. Madem orası öyle, orada olmayın o niyetteyiz, oradaysanız. Ama netice itibariyle şirketler geçen senenin kar rakamlarından yanılmıyorsam 58 milyar TL'lik bir kısmı totalde Borsa İstanbul çatısı altında yatırımcılarla paylaşacaklar. Bankalar, bir bankalara da bakalım bankalar, banka hisselerine de bakalım. Bu arada Vakıf Bank'tan bir haber vardı. Onu da aktaralım. Evet, banka hisselerine baktığımızda yine orada da artılar var. Sınırlı artışlar, %1'e yakın artışlar, sınırlı you. artış. Vakıf Bank iki farklı işlemli yurt dışından yaklaşık 250 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli bir kaynak temin etmiş. Vakıf Bank tarafından yapıldığı açıklama. İki farklı işlemle yurt dışından yaklaşık 250 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli Kaynak temini haberi. Bankalar tarafına baktığımızda biraz geri kaldı. Sınai taraftan bir de öncesine dönmekte de zorlanıyor. Bu arada Bulgaristan Gazprom'la yeni gaz alım anlaşması için pazarlık yapmayacağını açıkladı. Yeni gelen yine enerji ile ilgili haberlerden bahsedersek eğer Gazprom'la 2022'nin sonunda sona erecek 10 yıllık bir sözleşme e, ee, tamam doğalgazın neredeyse tamamını Gazprom'la 2022'nin sonunda sonacak 10 yıllık bir sözleşmeyle alıyormuş Bulgaristan ve e, burada pazarlık yapmayacağını hı hı. doğalgaz tedarik sözleşmesini yenilemeyeceğini alternatif arzlara gelecekti ortak bir Avrupa Birliği sözleşmesine bakacağını söyledi. Bulgaristan. Ee, diğer taraftan İtalya İtalya'da enerji fiyatlarını düşürmek için 4.9 milyar dolarlık bir paket onaylandı. Bu arada Katar, Almanya ile uzun vadeli elenci tedariği konusunda görüşmeleri doğrulamış. Ee, Katar Enerji yaptığı açıklamada Katar'ın Almanya'ya uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz gaz tedariği konusunda görüşmelerde bulunduğunu teyit etmiş. Devlete ait şirket Almanya'nın Katar'a elenci sevkiyatlarını kolaylaştırmak için iki terminali hızlı bir şekilde takip ettiğinde sözlerine eklemiş. Yani arayış içinde Avrupa ülkeleri doğalgaz konusunda hem yenilemiyorlar hem de farklı e, çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Peki Erdoğan Turan teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.